Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Temporalsätze mit während. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, başlığa baktığımızda während yapısını görüyoruz. Daha önceden de görmüştük aslında während yapısını. Neydi? Esnasında demekti, değil mi? Şimdi burada arkadaşlar Temporalsätze mit während denildiğinde bu başlık gözümüzü korkutmasın. Bu aslında während'in nasıl kullanıldığına dair bir ders olacak. Dolayısıyla örnekler içerisinde bunu ayrıntılı şekilde inceliyor olacağız. Şimdi ilk örneğe baktığımızda cümlemiz ne diyor? Während der Student zur Uni geht, arbeitet er in einer Firma. Gayet anlaşılır bir cümle olduğunu düşünüyorum, öyle değil mi? Ne diyor? Üniversite öğrencisi üniversiteye gider iken, değil mi, o esnada ne yapıyor? Arbeitet er in einer Firma, bakın virgülle ayrılmış değil mi? Ve eylemle devam ediyor ki bunu daha önceden de görmüştük. Demek ki eş zamanlı yapılan bir aksiyon var, değil mi? Bir hareketlilik var. Yani o nedir? O ilk hareket ya da eş zamanlı hareket. Öğrencinin, değil mi, üniversiteye gidiyor oluşu ve bir firmada çalışıyor oluşu eş zamanlı gerçekleşiyor. Dolayısıyla esnasında gerçekleştiğinden ne yapıyoruz biz? Während ile bir araya getiriyoruz. Şimdi biz bunu gene aynı şekilde während ile ele alacak olursak, bakın ikinci cümle ne diyor? Während des Studiums arbeitet der Student in einer Firma. Gene aynı anlam arkadaşlar. Ancak bakın burada bu sefer ne olmuş? Während der Student zur Uni geht, üniversiteye gider iken, bakın, ya da üniversitede okurken de diyebilirdik buna da, değil mi? Studieren. Bakın burada ne olmuş? Genitif olarak während des Studiums olmuş. Das Studium isim olarak ne oluyor? Genitife taşınıyor ve des Studiums diyor ki biz bunu daha önceden ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Während'i de görmüştük. Genitifi de görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar o ilgili ders videolarını mutlaka izlesinler ki burada sıkıntı yaşamasınlar. Şimdi biz burada baktığımızda demek ki yüksek öğrenim esnasında öğrenci ne yapıyor? Firmada çalışıyor. Bir firmada çalışıyor denildiğinde demek ki während des Studiums arbeitet der Student in einer Firma demiş oluyoruz. Demek ki gene aynı anlam arkadaşlar. Sadece ne yapmış oluyorum? Demek ki ikinci cümlede genitife taşırken ilk cümle gayet alışık olduğumuz bir yapı şeklinde ne oluyor? İlerlemiş oluyor ama anlam olarak dediğim gibi aynı anlamda kalıyor. İkinci örneğe baktığımızda arkadaşlar, Maria sang italienische Lieder während sie kochte. Präteritum yapıda, yani geçmiş zamandaki yapıdaki cümleye baktığımızda Maria bir kadın ismiydi. Singen ne oluyor arkadaşlar preteritumda? Sang. İtalienische Lieder, İtalyan şarkılar, değil mi? Maria İtalyan şarkılar ne yaparken, söylerken während sie kochte, değil mi? İtalyan şarkıları söylerken ne yapıyordu? Pişirme işlemini gerçekleştiriyordu. Şimdi tabii bunun Almanca ve Türkçesi arasında gidip geldiğim için her defasında 2 defa 3 defa kontrol ediyorum ki yanlış bir şekilde çevirmeyeyim diye. Dolayısıyla Maria İtalyan şarkılar söyler iken ne yapıyor? Eş zamanlı olarak yemek pişirme durumunu, değil mi? Yemek pişiriyor. Dolayısıyla während sie kochte. Bakın burada kochen eylem olarak karşımıza çıkmış. Şimdi biz bunu pişirme işlemi olarak ne yapacağız? İsme taşıyacağız. İsimler Almanca'da ne oluyordu? Büyük harfle başlıyordu. Öyle değil mi? Dolayısıyla bakın ikinci cümle ne diyor? Maria sang italienische Lieder. Gene aynı şekilde başladı. Während des Kochens. Pişirme işlemi esnasında. Değil mi? Bakın burada während des Kochens ne olmuş oluyor arkadaşlar? İsme taşındığından dolayı genitif olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki während des Kochens demiş oluyoruz. Halbuki bir üstte neydi? Eylem olarak pişirmek anlamındaki, değil mi? Während sie kochte demek ki ne olmuş? Während des Kochens olarak karşımıza çıkmış oluyor. Anlam olarak gene aynı şekilde, değil mi, vermiş oluyoruz. İlkinde demek ki eylem varken ikincisinde isim olarak karşımıza çıkan bir pişirme olarak karşımıza çıkmış oluyor ki. Evet, çok uzattım ama anladığınızı düşünüyorum. Üçüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar, der Grundschüler hat zwei Packungen Vanillemilch getrunken, während er auf der Bank gesessen hat cümlesini görüyoruz. Şimdi buraya baktığımızda öncelikle bir kelimeleri bir anlamlandıralım. Bu ilkokul öğrencisi demek arkadaşlar, der Grundschüler. Zwei Packungen Vanillemilch, bu da iki paket, iki kutu vanilya süt içti. Bakın perfekt trinken, hat getrunken. Ve während er auf der Bank, die Bank, parklardaki bank arkadaşlar. Sitzen, bakın ne olmuş? Hat gesessen. Bunlar zaten perfekt zaman değil mi? Bunları bildiğinizi tahmin ediyorum. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Eş zamanlı yapılan bir hareket var. İki hareket var. Şöyle ki öğrenci, ilkokul öğrencisi ne yapıyor? İki paket vanilyalı süt içerken, iki kutu değil mi? İçerken ne yapıyor? Bankta oturuyor. Demek ki o esnada iki kutu sütü tüketmiş oluyor değil mi? Biz bunu verirken demek ki während ile ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi buraya baktığımızda bu aslında daha önceden bildiğimiz bir şey. Şimdi biz bunu genitifle taşıdığımızda ne yapacağız? Ona bir bakalım. Der Grundschüler hat während des Sitzens auf der Bank zwei Packungen Vanillemilch getrunken. Bakın ne oluyor burada arkadaşlar? Während des Sitzens, oturma işleminde değil mi? Bakın burada eylem değil de bu sefer isim olarak karşımıza çıkmış ve biz bunu genitife giydirdiğimizde während des Sitzens diyoruz ve fark ettiyseniz büyük harfle başlıyor. Dolayısıyla während des Sitzens ne olmuş oluyor arkadaşlar? Genitif halde. Während des Sitzens auf der Bank, bankta oturma işlemi gerçekleşirken gibi çevrilebilir. Yani o esnada denebilir. Dolayısıyla der Grundschüler hat während des Sitzens auf der Bank zwei Packungen Vanillemilch getrunken denildiğinde bu anlamı ne yapmış oluyoruz? Korumuş oluyoruz. Tıpkı ilk örnekte olduğu gibi. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki birinci ve ikinci cümleler, her örnek için konuşuyorum, aynı paralelde. Dolayısıyla birisi eylem olarak karşımıza çıkarken genitiflikte isimlendirilmiş olarak karşımıza çıkmış oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim. İlk örnek ne diyor? Während der Student zur Uni geht, arbeitet er in einer Firma. Öğrenci üniversiteye gittiği esnada bir firmada çalışıyor. İkinci cümleye baktığımızda während des Studiums, bakın yüksek öğrenim esnasında, arbeitet der Student in einer Firma, bir firmada çalışıyor öğrenci demiş oluyoruz. Gene aynı minvalde değil mi anlam? İkinci örneğe baktığımızda Maria sang italienische Lieder während sie kochte. Demek ki Maria İtalyan şarkılar söylüyordu. Ne yaparken? Ne esnada? Pişirirken değil mi? Dolayısıyla während sie kochte, bunu şimdi isme taşıdığımızda ne olacak? Während des Kochens. Ve baştaki cümle gene aynı şekilde kalacak. Maria sang italienische Lieder während des Kochens demiş olacağız. Üçüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar, der Grundschüler hat zwei Packungen Vanillemilch getrunken, während er auf der Bank gesessen hat. Ne yapmış öğrenci arkadaşlar? İlkokul öğrencisi. İki kutu vanilyalı deme süt içmiş bankta otururken. Şimdi bunu gesessen hat dedik ya arkadaşlar, otururken. Bunu isme taşıdığımızda ne olur bu? Sitzen olur. Dolayısıyla des Sitzens, während des Sitzens'e ne yapacağız arkadaşlar? Taşıyacağız. Bu durumda der Grundschüler hat während des Sitzens auf der Bank zwei Packungen Vanillemilch getrunken demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Während der Student zur Uni geht, arbeitet er in einer Firma. Während der Student zur Uni geht, arbeitet er in einer Firma. Während des Studiums arbeitet der Student in einer Firma. Während des Studiums arbeitet der Student in einer Firma. Maria sang italienische Lieder, während sie kochte. Maria sang italienische Lieder, während sie kochte. Maria sang italienische Lieder während des Kochens. Maria sang italienische Lieder während des Kochens. Der Grundschüler hat 2 Packungen Vanillemilch getrunken, während er auf der Bank gesessen hat. Der Grundschüler hat 2 Packungen Vanillemilch getrunken, während er auf der Bank gesessen hat. Der Grundschüler hat während des Sitzens auf der Bank 2 Packungen Vanillemilch getrunken. Der Grundschüler hat während des Sitzens auf der Bank 2 Packungen Vanillemilch getrunken. Sonraki örneğe baktığımızda, während die Kinder ihre Hausaufgaben machen, räumt die Mutter die Wohnung auf cümlesini görüyoruz ki gayet anlaşılır bir cümle, öyle değil mi? Çocuklar ödevlerini yaparken anne evi topluyor, değil mi? Demiş oluyoruz. Bakın burada während esnasında. Şimdi biz bunu arkadaşlar isim olarak ele alacak olursak, yani bir genitif dönüşüm olduğunda ne yaparız? Bakın buradaki eylemimiz olan aufräumen, ayrılabilir fiil. Ne oluyor şimdi isim haline dönüştüğünde? Aufräumen ve genitifliği de hissettirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla während des Aufräumens, toplama esnasında dediğimizde, yani evi toplama dediğimizde während des Aufräumens machen die Kinder ihre Hausaufgaben dediğimizde demek ki toplanma ya da evi toplama esnasında çocuklar ne yapıyor? Ödevlerini yapıyorlar demiş oluyoruz. Burada anneyi kastetmedik, yani aslında gizli bir taraftan değil mi? Die Mutter kastediliyor çünkü evi toplayan büyük olasılıkla anne ise, değil mi? Çocuklar da o esnada ne yapıyorlar? Ödevlerini yapıyorlar demiş oluyor bu cümle. Dolayısıyla während des Aufräumens machen die Kinder ihre Hausaufgaben demiş oluyoruz ki şunu da hatırlatmakta fayda var. Tek başına annemize yığmayalım, değil mi? Bütün ev işlerini herkes bir iş bölümü yapsın ki işler çok daha hızlı bir şekilde bitsin. Planlı ve programlı bir şekilde, öyle değil mi? Bunu mutlaka riayet edelim arkadaşlar. Annelerimizi üzmeyelim diyorum ve sonraki örneğimize bir bakalım. Ne diyor örneğimiz? Die Mutter badet das Kind. Baden, banyo yapmak ama aynı zamanda denize girmek de demek arkadaşlar. Ancak buradaki anlamı anne çocuğu yıkıyor, değil mi? Die Mutter badet das Kind während er mit seiner Gummiente spielt. Evet, oyuncak ördekle oynarken, gumi arkadaşlar lastik demek. Lastik ördek deniliyor sanırsam Türkçe'de, değil mi? Lastik ördek. Dolayısıyla anne çocuğu yıkarken çocuk ne yapıyor? Lastik ördeğiyle oynuyor demiş oluyoruz. Während esnasında demek. Dolayısıyla bakın burada gayet o anlamı rahat bir şekilde hissediyoruz. Şimdi burada arkadaşlar neye dikkat etmemiz lazım? Spielen. Şimdi spielen genitifliğe, yani isim olarak taşındığında ne olacak? Oynama, oyun, değil mi? Oyun esnasında diyeceğiz. Dolayısıyla ne yapacağız? Bakın, die Mutter badet das Kind während des Spielens mit der Gummiente. Bakın, demek ki lastik ördekle oyun esnasında ne yapıyor? Anne çocuğu yıkıyor demiş oluyoruz. Bakın burada da während des Spielens mit der Ente, burada ne yaptık? Das Kind'e artık gönderme yapmamızı gerek yok. Yani onu belirtmemize gerek yok. Çünkü cümle zaten akış itibariyle onu bize hissettiriyor, değil mi? Çünkü anne çocuğu yıkarken, değil mi? Çocuk ne yapıyor? Ördeğiyle oynuyor. O anlamı zaten içermiş oluyor buradaki anlam. Dolayısıyla gene aynı şekilde kalmış oluyor. Während des Spielens ile. Demek ki ne yapmış oluyoruz? Während er mit seiner Gummiente spielt. Burada da ne oldu? Während des Spielens mit der Gummiente demiş olduk. Dilerseniz görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. 4. örnekte während die Kinder ihre Hausaufgaben machen, räumt die Mutter die Wohnung auf. Değil mi? Çocuklar ödevlerini yaparken o esnada anne evi topluyor. Gayet alışık olduğumuz bir gidişat, değil mi? Cümle gidişi. Bunu genitifle taşıdığımızda während des Aufräumens, bakın ayrılabilir fiil aufräumen ne oldu? Während des Aufräumens oldu, değil mi? Während des Aufräumens, toplama esnasında, machen die Kinder ihre Hausaufgaben, çocuklar ödevlerini yapıyorlar demiş olduk. Ve son örnekte die Mutter badet das Kind, anne çocuğu yıkıyor. Während er mit seiner Gummiente spielt, o ne yaparken? Ördeğiyle oynarken, değil mi? Dolayısıyla oyuncak ördeğiyle oynarken bunu biz şimdi ne yapacağız? İsme taşıdığımızda, değil mi? Spielen ne olacak? Des Spielens olacak. Bu durumda die Mutter badet das Kind während des Spieles mit der Gummiente demiş olacağız. Dilerseniz arkadaşlar bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Während die Kinder ihre Hausaufgaben machen, räumt die Mutter die Wohnung auf. Während die Kinder ihre Hausaufgaben machen, räumt die Mutter die Wohnung auf. Während des Aufräumens machen die Kinder ihre Hausaufgaben. Während des Aufräumens machen die Kinder ihre Hausaufgaben. Die Mutter badet das Kind, während er mit seiner Gummiente spielt. Die Mutter badet das Kind, während er mit seiner Gummiente spielt. Die Mutter badet das Kind während des Spielens mit der Gummiente. Die Mutter badet das Kind während des Spielens mit der Gummiente. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Temporalsätze mit während konusunu görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.